Merhabalar sevgili gençler, sevgili Tonguç izleyicileri. Enerji konusunda karşınızdayız. Hatırlar mısınız? Size demiştim ki özellikle 11'in temellerini atıyoruz. Çok 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 önemli bir konu. Aynı şekilde enerji de öyle. Hareket ve kuvvet kadar önemli bir konuyla daha karşınızdayız. ÖSYM çok sever arkadaşlar enerji konusunu. Enerjiden her sene AYT, TYT temelli sınavın ismi her ne olursa olsun soru karşınıza gelecek. O yüzden lütfen güzelce dinleyin. 11'de de rahat edeceksiniz. 12. sınıfta sınava hazırlandığınız dönemde de rahat edeceksiniz. Hadi başlayalım. Neler öğreneceğiz? Öncelikle bundan bahsedelim. İş enerji ve güç kavramından bahsedeceğiz. İş ne demek? Fiziksel iş ne demek? Enerjiyi ikiye ayıracağız kendi içerisinde, potansiyel ve kinetik diyeceğiz. Güç kavramından bahsedeceğiz. Hani bu kullandığımız araçların da gücünün farklı şeylere dönüşmesi sonuçta bir enerjiyle bağlantılı kavram var. Mekanik enerjinin kinetik enerjiyle potansiyel enerjinin toplamı olduğundan bahsedeceğiz. Enerjinin dönüşümünü ve enerji dönüşümlerini anlatacağım size. Enerjinin hiçbir yere kaybolmadığı, vardan da yok olmadığı durumunu inceleyeceğiz. Verimden bahsedeceğiz. Cihazların verimi %100 olur mu? %100'ün altında kaldığında nasıl bir enerji dönüşümü yaşanır? Ve son olarak enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ayıracağız. Hangilerini kullanmamız dünya açısından daha faydalı? Hangileri ne zaman bitecek? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Neler öğreneceğiz kısmı bu kadar. Haydi başladık. İş ve enerji kavramıyla karşınızdayız. Şimdi bir kütlem var. M kütleli cisim. Bu da M kütleli cisim. Bu cismi birinci konumdan ikinci konuma çekiyorum. Bir F kuvvetiyle çekiyorum. Peki ne kadarlık yol aldırdım cisme? Delta X kadar yol aldırdım. Bir cisme F kuvvetiyle delta x kadar yol aldırmaya ne diyeceğiz arkadaşlar? İş adını vereceğiz. Peki ben şöyle bir cismim var. Normalde duruyor bu cisim. Herhangi bir şey var mı? Hayır yok. İş yaptık mı? Hayır herhangi bir şey yapmadık. F kadarlık kuvvet uyguluyorum. Ah çok iş yaptım çok yoruldum. Bakın şu kadar bir yer değişimi oldu mu? Demek ki ben bu cisme bu kadarlık yer değiştirdim ve uyguladığım F kuvvetiyle bunu çarparsam cisme uygulanan neyi buluyorum? İşi buluyorum gençler. Peki birimimiz ne? Sembolümüz ne? İşin birimi diğer enerjilerde olduğu gibi de göreceksiniz. Joule'dur arkadaşlar. Joule diye ifade ediyoruz. Küçük J harfiyle yazacağız. Sembolümüz nedir derseniz büyük W harfi de sembolümüz olacak. Peki nasıl bir büyüklüğüm ben? Büyüklükler ikiye ayrılıyorduk hatırlayın. Neydi onlar? Skalar ve vektörel niceliklerdi. Tabii ki de skalar bir büyüklüktür. Bakın uyguladığınız kuvvetin evet bir yönü var. Ama uyguladığım kuvvetle yer değiştirmenin çarpılmış halinin işte yukarıya doğru iş yaptım, aşağıya doğru iş yaptım belli bir yönden bahsedemiyorum. O halde kesinlikle skalar bir büyüklüktür demek zorundayım. O halde formülümüzü verelim. W eşittir F çarpı delta X. Zaten bunu yapmadık mı? İş dediğimiz kavram kuvvetle uyguladığım kuvvet her ne kadarsa yer değiştirmenin çarpımı kadar değil miydi? Evet aynen öyleydi. Peki bunları bir de joule cinsinden yazayım. Yani birimlerini yazalım. Birimimiz joule demiştik. Kuvvetin birimi newton'du. Yer değiştirmenin birimi metreydi. O halde newton çarpı metreyi joule olarak ifade edebiliyorum gençler. Sorularda karşınıza gelirse aşağıdakilerden hangisi joule'i ifade eden büyüklüktür şeklinde newton çarpı metre almak zorundasınız. Bakın birimler önemli. Geçmiş yıllarda bir sınav sorusu vardı yine. Üniversite giriş sınavında bu şekilde sormuşlardı. İşte newton çarpı metre verir, newton çarpı metre kare, newton bölü metre şeklinde. Siz newton çarpı metrenin joule olduğunu bilseniz yeterli. Peki işe başka ne söyleyebilirim? İşin enerjideki iş yapabilme, enerjinin iş yapabilme yeteneğini ifade edecek olursam. İş dediğim kavram aslında enerjideki değişime eşittir arkadaşlar. Enerjideki değişim. Yani son enerji eksi ilk enerji diyoruz ya delta geldiği zaman. İşte ben bunu işe eşitleyebiliyorum. Enerji dediğiniz iş yapabilme yeteneğidir. Nereye giderseniz gidin bu tanımla karşılaşırsınız. İş yapabilme yeteneği nokta noktadır. Enerjidir diyoruz. Haydi bakalım gençlik gençler. Bakın şimdi işin yönüne bakacağız. Bir hareket yönümün pozitif olduğu var. Bir de negatif olduğu var. Yönlerimden bahsederken işin yapıldığı yön bana niceliğin pozitif mi negatif mi olduğunu verecek. Hemen yazıyorum. W eşittir F çarpı delta X. Formülümüz buydu. Her ikisinde de geçerli.
Bakın burada bu kütleyi F kuvvetiyle bu tarafa doğru çekiyorum. Hareket yönüm pozitif. Neden? Zaten hızım bu tarafa değil miydi? F kuvveti de bu tarafa. O zaman ne yapar bu? Hızlanır arkadaşlar. Hızlanan hareket yaptığı için pozitif yönde iş yapmış olursunuz. O halde buraya geldim. Bakın hareket yönüm bu tarafa doğru. Cismimin hızının bu tarafa doğru olduğunu söyle. Yine hızlanırdı. Ama ben ne istiyorum sizden? Hızımızı şöyle yapalım gençler. O zaman çok daha tatlı olacak. Hızım bu tarafayken ben cismi bu tarafa doğru çekeyim istiyorum. Sen bu tarafa doğru hızlanmak istiyordun. Ben seni bu tarafa doğru çektim. O halde yönler zıtı olduğu için cismin ne yapmasını beklersiniz? Yavaşlamasını beklersiniz gençler. O halde diyorum. Hareket yönüm burada negatif, burada pozitifti. Cismin hızı arttığı için. Burası çok önemli. Hızı artıyorsa yapılan iş pozitif olacaktır. Cismin hızı azaldığı için yapılan iş ne olacaktır arkadaşlar? Negatif olarak ifade edilecektir. Bu tamamen yönle bağlantılı. Yani formülü ifade ederken bu şekilde W eşittir. Eksi F çarpı delta X demeniz gerekiyor ki yapılan işin negatif olduğunu belirtebilelim. Peki geldim. Her zaman böyle düz 90 derecelik açıyla mı çekeceğiz? Hayır. Size böyle farklı kavramlar da verecek. Bu sefer de F kuvvetini şöyle uygulamış gençler. Yani şöyle çekiyorum cismi. Peki ben bununla iş yapamam ki. Bana bunun bileşenleri lazım. O halde diyorum ben bunu bileşenlerine ayırayım. Bunun yataydaki ve düşeydeki bileşenini ayırıyorum. Bakın yataydaki bileşen açıyla komşu olan bileşen olduğu için komşunun kosundan kosinüsün kosunu alıyorduk. O halde diyorum ki F çarpı kos alfa. Fx bileşenidir. Bize iş yaptıracak olan hangi bileşen? Tabii ki de fx bileşeni. Peki geldim. Şurada da bir fy bileşenim var. Komşu olmayan açı olduğu için buna da neyi alıyorum? Sinüs alfayı alıyorum. O halde bu da fy bileşeni oluyor ama bizim bununla şu an işimiz yok. Çünkü işi yaptıran kavram bu değil. Hemen delta x kadar yol aldığını görüyorum cismin. W eşittir f çarpı delta x'ti. Artık f'in hangi bileşenini yazmak zorundayım? Bana iş yaptıran yataydaki bileşen olduğu için fx çarpı delta x'i almak zorundayım. O halde fx dediğimizde f çarpı kosinüs alfa demekti. F çarpı kosinüs alfa size ne verildiyse alacaksınız. Hey hocam biz bunları nasıl yapacağız? Sinüsler kosinüsler çok karışık değil. Size diyelim ki kosinüs 53 verdi gençler. İşte f'i de diyelim ki 10 verdi. Delta x'i de 20 vermiş olsun. Gerekenleri yerine yazacaksınız, bulacaksınız. Kosinüs 53 aynı zamanda sinüs 37'ye eşittir. Sinüs 37 dediğiniz şey 0,6 gençler. 0,6 ile 10'u çarptım. 6 buldum. 6 kere 2. 12'den de 120 olarak yapılan işin 120 jül olduğunu bulabilirim. Eğer bana böyle bir soru verirse tahminen bir şeyler yazdık. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi fiziksel iş kavramından bahsedeceğiz. Tamam, işin formülü neydi? W eşittir F çarpı delta x demiştik. Burada problem yok. Ama fiziksel iş dediğimiz kavram farklı bir şey. Fiziksel işin olabilmesi için cisme etki eden kuvvet ve hareketin doğrultularının aynı olması gerekiyor. Hemen yazıyorum. Doğrultuları aynı ise cismin fiziksel olarak iş yaptığını söyleyebilirim. Bu ne demek? Bizim şöyle yönlerimiz vardı gençler. Bazı sorular bunu 1, 2, 3, 4 falan gibi de verebiliyor. Doğu, batı, kuzey, güney olarak da düşünebilirsiniz. Peki ben tek bir tanesini alırsam yön mü diyeceğim buna? Diyelim ki doğu yönü. Bu tarafa doğru alırsam batı yönü. Ama doğu ile batıyı birlikte ifade etmem gerektiğinde ne diyorum? Doğu, batı doğrultusu diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde kuzey, güney doğrultusu da diyebilirim. İşte derdimiz bu. Uygulanan kuvvet ve hareketin doğrultusu aynı olsun. Aynı paralelde olsunlar. Diyelim ki kuvvet bu tarafa doğru. Hareketimin yönü de bu tarafa doğru. Olur. Sonuçta bunlar aynı doğrultuda değiller mi? Aynı doğrultudalar. Aynı şekilde bunu yapabilirdim. Çaprazda da düşünebilirsiniz. Böyle de olabilir. Önemli olan aynı doğrultuda olmaları. Aynı yönde de olsalar kabulümüz. Aynı doğrultuda da olsalar kabulümüz. Peki geldim. Diyor ki kuvvet bu tarafa doğru, hareketim de bu tarafa doğru. Bunlara farklı farklı örnekler verebilirsiniz. Diyelim ki az önceki cisim gibi düşünün. Ben V hızıyla bu tarafa doğru hareket eden bir cismi F kuvvetiyle bu tarafa doğru çekmiş olsam. Cisim yavaşlayacak mı? Aynen öyle yavaşlayacak. Ama kuvvetle hareketimin yönü birbiriyle aynı doğrultuda olduğu için ne diyeceğim? Fiziksel iş vardır diyeceğim gençler. Varsa bu kısmı
Yoksa da bu kısmı işaretleyeceğiz. Peki hareketin yönüne bakıyorum. Hemen kuvvetin yönüne bakıyorum. Yine aynı şekilde aynı doğrultuda oldukları için fiziksel iş var dedim. Ha, geldik şimdi buraya. Burası çok önemli. Eğer aradaki açı 90 derecelik bir açıysa fiziksel işten bahsedemezsiniz. Kuvvetin yönüyle hareketin yönünün şu anda aynı doğrultuda olma ihtimali yok. O halde aynı doğrultuda değillerse fiziksel iş yoktur diyeceğim gençler. Peki hareketle kuvvetim aynı yönlüyse ne yapacağım? Tabii ki de fiziksel iş vardır diyorum. Size bunu farklı örneklerle verecekler. Hangisinde fiziksel iş vardır, hangisinde fiziksel iş yoktur gibi. Bakın buradakiler şeklinde hem sınavda gelebilir hem okul sınavlarınızda gelebilir. Böyle görselli şıklar yerleştirip size soru sorabiliyoruz. O zaman aklınızda olsun. Peki geldim. Birincide elindeki kutuyu yukarıya doğru kaldıran bir adamdan bahsediyorum. Peki adam fiziksel olarak iş yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Buna bakacağım. Kutunun ağırlığı nereye doğru gençler? Ağırlığı şöyle büyük G olarak göstereyim. Aşağıya doğru. Hareketim ne tarafa doğru uyguladığım kuvvet? Yukarı kaldırmak istiyorum, yukarıya doğru. O halde her ikisinin aynı doğrultuda olduğunu biliyorsam bu durumda ne diyeceğim? O aynı doğrultuda olduğunu ifade ettim. Fiziksel iş kesinlikle vardır diyorum. Geldim duvara iten çocuk. Sen itiyorsun duvara ama duvarda bir kıpırdama yok ki. Senin itebildiğin hiçbir yer yok. Hiçbir değişim yok. Yani şurada herhangi bir delta x var mı arkadaşlar? Yok. Hareket ettiremediğim için, hareketim ve kuvvetimden bahsedemediğim için fiziksel iş kesinlikle yoktur diyorum. Sebebi de neymiş arkadaşlar? Hareket yok. Hareket olması lazım. Kuvvetle beraber hareket aynı doğrultuda olacak ki fiziksel iş var diyebileyim. Topa vuran çocuk, futbolcu fark etmez. Şimdi sen topa vurdun. Topa vuruş yönünle hareket yönü topa bu tarafa doğru vuruyorsun. Hareket yönün de buraya doğru. F de böyle. Hareketin de bu tarafa doğru. O halde fiziksel iş vardır diyorum arkadaşlar. Çünkü aynı doğrultuda bunlar. Geldim buraya. Bakın bu ikisi çok karşınıza çıkacak. Elinde çantasını sallamadan tutan öğrenci ve kolunda ya da omzunda yük taşıyan kişi. Bunlardan her ikisinde de fiziksel iş yoktur arkadaşlar. Neden? Bu cisim sabit olarak durmaya devam ediyor mu? Evet. Sen bunu burada taşımaya devam ediyorsun. Herhangi bir hareket var mı? Yok. Hareket eden kişi sensin. Hareketi yapanla cisme baktığınız zaman bir alaka kuramıyoruz. Cismin herhangi bir hareketi olmadığı için fiziksel iş yok diyorum gençler. Aynı şekilde buraya geldim. Şimdi diyelim ki elinde çantasını sallamadan yürüyen adam. Adamın hareketi bu tarafa doğru olsun. Yani F kuvvetim bu tarafa doğru. Hareketim de bu tarafa doğru. Hocam fiziksel iş var. Hayır, fiziksel iş yok. Ben burada çantadan bahsediyorum. Çantanın herhangi bir hareketi var mı? Yok. Hareket yoksa fiziksel işten bahsedebilir misin? Hayır, bahsedemezsin. Çok pardon arkadaşlar, fiziksel iş yok diyorsunuz. Peki geldim, merdiven çıkan insan. Bu da çok karşınıza gelecek soru olarak. Merdivenleri çıkma yönüyle uyguladığın kuvvetin doğrultusu aynı olduğu için fiziksel iş var diyorsunuz gençler. Lütfen bu örneklere dikkat edin. Sınav sorusu olarak muhakkak karşınıza gelecek. Test de olsa, klasik de olsa öğretmenlerimiz bu kazanımları uygulamayı seviyoruz. Bir sorumuz var, hadi beraber çözelim. Bol sorulu size bir görsel hazırladık. Çok güzel olacak. Hem soru çözüm videomuz da gelecek peşine. Güzel bir şekilde çalışın, bekleyin, birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi yatay sürtünmesiz yolumuz var. Yatay sürtünmesiz yolsa bu K05 nerede diyeceksiniz. Hemen yatay sürtünmeli olarak değiştirelim onu. Hop, şimdi oldu. Bana sürtünme katsayısı veriliyorsa orada bir sürtünmeden bahsedeceğim demektir. Durmakta olan cisme yola paralel olarak uygulanan aynı doğrultudaki kuvvetler şekilde kim verilmiştir? Bir önceki videolarımızdan hatırlayın, kuvvetlerin yönlerine çok dikkat edecektik. Bunu sağına soluna yazıyorlardı, bizi şaşırtmaya çalışıyorlardı, düşmeyecektik o tuzaklara. Bakın 10 Newton ile 40 Newton aynı yönlü verilmiş, 30 Newton diğer tarafa doğru verilmiş. O halde F net bulunurken bu kuvvetleri toplayıp 30 Newton onlardan çıkarmak durumundayım. Ama işin içinde bir de sürtünmem var. O halde net kuvvetime bakarsam bu tarafa doğru 50 Newton'luk bir kuvvetim var. Bu tarafa doğru 30 Newton'luk bir kuvvetim var. Normalde sürtünmemiz olmasaydı ikisinin F netini alacağımız zaman 20 Newton bulurduk. O da büyük olan kuvvet tarafında olurdu. Yani bileşkemiz şu şekilde olacaktı. Ama bizim bir sürtünme kuvvetimiz var. Peki sürtünme kuvveti harekete zıt yönlü müydü? Aynen öyle. Hemen şöyle Fs yazdım. İlk olarak Fs'yi hesaplıyoruz arkadaşlar. F sürtünme dediğiniz K çarpı N'di. Onu K çarpı Mg olarak da yazabiliyorduk. Hemen hesaplayalım. K'yı 0,5 olarak vermiş. M dediğimiz değer 2 kilogram verilmiş. G'miz de 10 Newton. F sürtünme eşittir 10
5, 2 kere 5, 10 Newton. Hemen 10 Newton'u yazdık. Şimdi benim bu tarafa doğru bir kuvvetim vardı. F net dediğim R bileşkem. 30 ve 50'den dolayı 50 eksi 30 yapmıştık ve 20 Newton bulmuştuk. Bu bizim F netimizi verecek. Bu tarafa doğru da F sürtünmemiz vardı. Onu da 10 Newton bulduk arkadaşlar. O halde F net ikisinden yola çıkarak bulacağımız için F net eşittir 20 eksi Fs yapmak zorundayız. 10 Newton olarak yerleştirdik. Tamam. Şimdi kuvvetler 2 kilogramlık cisme 10 metre yol aldırmışlar. Artık X'i biliyorum, M'i biliyorum. Net kuvvetin yaptığı işi soruyor bana. Hadi işin formülünü yazayım. W eşittir F çarpı X dedim. Delta X de diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten sıfırdan başladığı için 10 eksi 0 alacağız. O yüzden X yerine delta X ya da X yazmamızın herhangi bir anlamı yok şu anda. Ama tabii ki de delta X'i yapıyoruz. 10 eksi 0 yapıyoruz. Benden istediği şey kaç joule'lük iş yaptım. Hemen W'yu yazdım. F net yerine 10 Newton yazıyorsunuz gençler. Ne kadar yol aldırmışım ben bu cisme? 10 metre yol aldırmışım. O halde diyorum ki 100 joule'luk enerji yapmışımdır. Net kuvvetin yaptığı iş 100 joule olarak elde edilir arkadaşlar. Bir notumuz var. Hemen bakalım. Şimdi 1 numara, 2 numara, 3 numara incelemenizi rica ediyorum. M kütleli, 2M kütleli ve 4M kütleli cisimler var. Şimdi cismin kütlelerinin bir önemi var mı? Buna da değineceğiz. F kuvvetiyle her üçünü de çekmişim. Bakın kuvvetlerimiz özdeş. Bunu böyle deneyli sorularda veriyor ya size. Üçü de özdeş. Neleri değiştirmişim? Aradaki açıyı değiştirmişim. Kuvvetlerin yönlerini değiştirmişim. Kütleleri değiştirmişim gibi. Kuvvetlerin kütlelere eşit yollar aldırdığı biliniyorsa. Bakın burası çok önemli. Hepsi X kadar yol gitmiş olsun. F kuvvetiyle. O zaman benim işimin formülü zaten F çarpı X değil miydi? Aynı F kuvvetini uygulamışsın. Aynı X yoluna gidiyorsun. Bu üçünde de yapılan işler ne olacaktır gençler? Eşit olacaktır. Yaptıkları işler eşittir diyorum. Yani benim kütleden bağımlı olmama gerek yok. Zaten şunu ifade edebilirsiniz. W eşittir F çarpı X dediğinizde iş nelere bağlıdır? Kuvvete bağlıdır. Bir de alınan yola bağlıdır gençler. Bu ikisinin dışında işin bağlı bulunduğu herhangi bir şey yoktur. Burada sizin kütleyle kafanızı karıştırmaya çalışmış veya açı değeriyle farklı yönlerde çekersem ne olur diye bir düşünmüş. İşin zorlaştığını, işin değiştiğini düşünmeyin. Hayır, aldıkları yollar ve F'ler eşit olduğu için her üçü de birbirine eşittir dedim, geçtim. Bir başka notumuz daha var. Bakın bunlar size soru çözdürecek bilgiler, çok önemli. Eğer size F net X grafiği verildiyse, F netin ve X'in altında kalan alan size işi verecek gençler. Grafiğimizin altında kalanı hesaplarken hemen şunun şöyle birleştiği noktaları hesaplıyorsunuz. Şu zaten negatif birim olduğu için bir kısmını buradan ifade edeceksiniz. Durmakta olan cismi etki eden F kuvvetinin yaptığı iş grafiğin altında kalan alana eşittir diyorum. Bakın pozitif yönlü iş, negatif yönlü iş olarak da bunları ayırt edebilirsiniz. Toplam işi bulmak istiyorsan F net X grafiğin varsa hemen altında kalan alana bakıyorsun. Şıklardan işaretleyip geçiyorsun. Geldim bir başka kavramımıza. Kavramımız güç. Nedir güç? Hani böyle cihaz alırsınız, gücüne bakarsınız. Bilgisayar alırsınız, gücüne bakarsınız. Elektrik süpürgesi alırsınız, işte gücünün ne kadar olduğunu önemsersiniz. Ampul alırsınız, üzerinde güç birimleriyle ilgili şeyler yazar. Zaten fizik hayatımızın hemen hemen her yerinde var. Peki bu güç fiziksel olarak nedir? Bir işin birim zamandaki yapılma hızına güç diyeceğiz gençler. Birim zaman, bakın bu kavram artık size tanıdık gelmeli. Birim zaman dediğimde ben bunu paydaya yazıyorum. Yani şu aşağıda bakın birim zaman var. Burada nedir? İş var değil mi? Birim zamanda yapılan işe ne diyormuşum? Tabii ki de birim zamanda yapılan iş bize gücü verecektir gençler. Enerji cinsinden de ifade edebildiğim bir formülüm var. Hemen onu da yazacağız. Güç dediğiniz şey yapılan işin İşin yapılma süresine bölümü, yani birim zamanda yapılan iş olarak da düşünebiliriz. Aynı şekilde ifade ediyorum. Peki bu neye eşittir aynı zamanda? Aktarılan enerjinin geçen zamana oranına eşittir. Ne kadarlık enerji aktardıysan zamanı bölüyorsun, oradan da gücü bulabiliyorsun. Birimim nedir derseniz? Watt'tır gençler. Bunu görmüşsünüzdür, ampullerin üzerinde falan yazar. Görmediyseniz de lütfen inceleyin bakın. İşin oradan kavram olarak ifade ettiğini göreceksiniz. Sembolümüz nedir derseniz büyük P harfiyle gösteriyoruz gençler.
Bu büyük P harfi W bölü T'ye eşit. Ben buradan verilenlere göre W'yu tek başına bırakabilirim. T'yi tek başına bırakabilirim. İstenilen bilgiyi bu şekilde bulabilirim. Ve enerji değişimi olarak ifade edersem aktarılan enerji, bakın burada da var. Geçen zaman yani P eşittir delta'ya bölü T olarak da yazabiliyormuşuz. Bir notumuz var. Bir cihazın gücü birim zamanda harcadığı enerjidir. Bakın birim zamanda harcanılan enerji olarak da ifade edilebilir diyorum. Yani iki tane ifade birimimiz var. Eğer size soruda ne verildiyse onları yerine yazıyorsunuz. Soruda verilenlerden hangisi işinize yarıyorsa ya enerjiyle bulacağım ya işle bulacağım. Her ikisini de yapabilirim. Zaten enerji dediğiniz şey iş yapabilme yeteneği gençler, değil mi? Peki bir sorumuz var burada. Hadi bakalım. M eşittir 10 kütleli cismimiz var. Bağlı olduğu motor yardımıyla sabit süratle 5 saniyede yukarı çıktığını söylüyor. Peki ne kadar yukarı çıkıyormuşum? 8 metre yukarı çıkabiliyormuşum. Bakın tonguçumuz motor, aynen öyle. M kütleli cismi aşağıya doğru 10 kilogram olduğuna göre ben şöyle bir 100 Newton yazabilirim şuraya. Motor yardımıyla sabit süratle 5 saniyede şöyle çekecek. Tonguçumuz bu tarafa gidiyor. Geri vites almış. Geri geri gidiyor. Geriye doğru giderken M kütleli cismi nereye çıkartacak arkadaşlar? 8 metre yukarıya doğru çıkartacağız. A seçeneğinde bize diyor ki 5 saniyede motorun uyguladığı iş nedir? Sonra da motorun gücünü bulacağız. Biz bunları zaten yapabilmek için gerekli donanıma, bilgiye sahibiz artık. Hemen yapalım. A seçeneğini buraya çözeceğim. B seçeneğini buraya çözeceğim. A seçeneğinde iş sorulduğu için hemen işin formülünü yazıyorum. W eşittir F çarpı X olarak değerlendirdim. Peki F'imiz bize ne olarak verilmiş gençler? Bu sistemde ağırlıktan başka herhangi bir kuvvet var mı? Yok. Ağırlık zaten bir kuvvet çeşidiydi. O halde F yerine 100 Newton'u yazdım. Peki X olarak ne verilmiş? Bu arkadaş 8 metre yukarı çıkardı söylenmiyor mu? 8 dedim. O halde W eşittir 800 Joule olarak elde ettik. Yapılan iş 800 Joule ise motorun gücü kaç watt'tır? Hadi işi biliyorum. Hangi formülümü kullanayım? Tabii ki de W bölü T formülümü kullanayım. P eşittir dedim. W işi ne bulmuştuk? 800. T'yi ne vermiş bana? 5 saniye gençler. 800 bölü 5'ten cevabımız 16 watt olarak elde edildi. Tamam mıyız? Haydi geçtik bir başka anlatımımıza. Geldik mekanik enerji kavramına. Bakın burası çok önemli. Mekanik enerji dediğiniz kavram toplam enerjidir arkadaşlar. Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamına mekanik enerji diyoruz. Hocam potansiyel enerji ne? Kinetik enerji ne? Potansiyel demek durgun kütle enerjisi demek. Aileleriniz veli toplantısına giderler. Hatta biz öğretmenler çok kullanırız bu kelimeyi. İşte deriz ki cümle kurarız ailelerinize. Hocam işte pardon velimiz çocuğunuzun potansiyeli çok iyi ama çalışmıyor. Ne demek bu potansiyel? İçinde var. Ama yerine bir şey yapmıyor, harekete geçmiyor. İçinde duruyor sadece. Ha, durmaktan kavram olarak aklınıza gelsin. Potansiyel demek durgun kütle enerjisi demek. Evet, içinizde duran bir enerji var. Ne zaman ki onu bir harekete dönüştürürsün, o zaman da ne oluyor arkadaşlar? Kinetik oluyor. Potansiyel ve kinetiğin toplamına da biz mekanik enerji diyeceğiz. Peki mekanik enerji değişken bir kavram mıdır? Hayır, değişmez aslında. Kinetik enerji ile potansiyel enerji birbirlerine dönüşebildikleri için mekanik enerji sabit olarak kalır. Ne zamana kadar? Eğer ısıya bir kayıp yoksa. Bu ne demek? Ellerim normal duruyor. Neyim var? Potansiyel enerjim. Sürtmeye başladım. Kinetik enerji oluşmaya başladı. Peki sürtünmeden kaynaklı bir hareketten dolayı kinetik enerjim oldu ama bir ısınma söz konusu değil mi? Yani sürtünme ile ısıya enerji mi kaybettim? Evet. O halde başlangıç enerjim her neyse bunun bir kısmını sürtünmeye harcadım. Geri kalan toplam hala mekanik enerjim demek. Devam ediyorum. İş yapabilme yeteneğine enerji diyeceğiz arkadaşlar. Az önce de bahsetmiştim. Hep bu kavramı kullanıyoruz tanım olarak. İş yapabilme yeteneği eşittir enerji diyorsunuz. Birimim nedir? Tabii ki de jüldür. Tüm enerji birimleri jüldür. Sembolüm nedir? Büyük E harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Enerji nasıl bir büyüklüktür? Sağa doğru enerji, sola doğru enerji, aşağı doğru enerji olur mu? Hayır, yönüm yok. Sadece şiddetin büyüklüğüm var. O halde skaler bir büyüklüktür dedim. Sonra mekanik enerjinin kinetik artı potansiyeli olduğunu söyledik. Kinetik enerji EK olarak ifade edeceğiz arkadaşlar. Potansiyel enerji de EP olacak.
Kinetik enerji, hareket enerjisi, potansiyel durgun kütle enerjisi. Hadi bunları da formülize edelim. EK eşittir 1 bölü 2 M çarpı V kare derse kinetik enerji. Ben sonuçta zaten harekete bağlı bir iş yapıyordum. Hareket varsa kinetik enerji vardır diyebilirim. Hızım olmalı ki hareketim olsun. O halde kinetik enerji iki tane kavrama bağlıdır. 1 kütleye, 2 hıza bağlıdır gençler, sürete bağlıdır. 1 bölü 2 M dediğimiz kütle. 1 bölü 2 çarpanı sabit çarpan arkadaşlar, o yüzden yazmıyorum onu. Ve hızın karesi. Dikkat edin lütfen, karesiyle orantılıyım, doğru orantılıyım. Eğer karesini almayı unutursanız soruda yanlış cevaplar bulacaksınız demektir. Bu formülü ezberleyin. Çünkü her sınavda karşınıza çıkacak. Her test sorusunda da bunu yazarak rahatlıkla çözüm yapabileceksiniz. Geldim potansiyel enerji kavramına. Şimdi bir yerde duruyor olmam lazım potansiyelimin olabilmesi için. Peki duran bir kütle. Şu anda bunun yüksekliği var mıdır? Yok gibi görünüyor değil mi? Kağıda göre sıfırmış gibi görünüyor. Hayır. Bu bir masanın üzerindeyse masaya göre bir yüksekliği var. Dünyanın çekirdeğini düşünün. Dünyanın çekirdeği bizi çekiyor. Yer çekiminden dolayı zaten bizim yere göre bir yüksekliğimiz var. O halde yüksekliğe bağlı enerjiden, durgun kütle enerjisinden bahsediyorsam potansiyel enerji diyorumdur. EP eşittir M çarpı G çarpı H diyeceğim. Potansiyel enerji hangi üç kavrama bağlıdır? Arkadaşlar kütleye bağlıyım, yer çekimine bağlıyım ve yüksekliğe bağlıyım. Eğer bu üçü varsa benim potansiyel enerjim vardır. Aynı anda hem kinetik hem potansiyel olabilir mi? Tabii ki de olabilir. İkisinin toplamı da mekanik enerjiymiş. Haydi geçtik bunu da gençler. Geldik potansiyel enerjide kendi içerisinde ikiye ayırmaya. Potansiyel enerji bir yer çekimi potansiyel enerjisi, az önce bahsettiğimiz MGH kavramı. Bir de esneklik potansiyel enerjisi olarak karşımıza çıkacak. Esneklik potansiyel enerjisi yaylarda meydana gelen, esnek cisimlerde meydana gelen enerji kavramı. Buna göre sorularını göreceksiniz. Yerçekim potansiyel enerjisi ise yüksekliğe bağlı olan kavram. Peki, iş cinsinden ifade edecek olursam, işimiz F çarpı delta x demekti. O halde benim yaptığım iş aslında enerjideki değişime eşitse, İş eşittir MGH'da yazabilirim. Çünkü yaptığım iş bana potansiyel enerjiyi vermiş olacak. Zeminle sürtünmesi zemini M kütleli cismi bırakıyorum. M kütleli cisim H kadar yol aldı. Başlangıçta duruyordu. Herhangi bir hızım var mı? Yok. O zaman M kütleli cismin zemine çarpana kadar geçirmiş olduğu süreye bakacak olursam, başlangıçta nesi vardır arkadaşlar? EP'si vardır. Çarparken de EK'si vardır. Ben şu başlangıçtaki EP ile ilgileniyorum. Kütlem M. Yer çekimi etki ettiği için G, gravity. Yer çekimim var. Bir de H kadar yüksekliğim olduğu için H alacağım. O halde EP eşittir MGH yazabiliyorum. Geldim yayda depo edilen enerji. Siz bir yayı sıkıştırdığınız zaman eski haline geri dönmek isteyecektir. Ya da çektim uzattım yine eski haline geri dönmek isteyecektir. Çünkü esnek cisimler var olan konumunu korumaya çalışırlar. Aynı Newton'un eylemsizlik kanunu gibi. Peki K kadar bir sabit verilmiş bana. K dediğiniz yay sabitidir gençler. Bazen size 2K verilecek, bazen 3K bölü 2 diyecek. O soruda yayın cinsine göre değişecek olan bir kavram. F kadarlık bir kuvvetle K yay sabitini sahip olan yayı çekiyorum. Peki ne kadar bir uzamaya sebep verdim? X kadar uzattım. Yani yayı X kadar uzattığım için bıraktığım anda yay eski konumuna geri dönmek için X kadar kısalacak. Belki ben çok fazla enerji uyguladıysam daha da fazla işlem yapabilirim. Peki EP nedir derseniz, yine aynı şekilde bir 1 bölü 2'miz var sabit çarpan. K yay sabitimiz çarpı x kare arkadaşlar. Yine karesini unutmuyorsunuz. Çok önemli. Sıkışma miktarının karesini alıyorum. Yay sabitine verildiyse yerine yazıyorsunuz. Bir de 1 bölü 2 çarpanımız var. Bu formüller çok rahat soru çözdürür. Lütfen sizden ricam formüllerinizi ihmal etmeyin. Geldim kinetik enerjiye. Öteleme kinetik enerjisi dediğimiz bir kavramdan bahsetmiştik. Hani topa vuruyorduk, hem öteleme yapıyordu, hem farklı hareketleri bir arada geliştiriyordu ya. Aynen bunun gibi düşünebilirsiniz. Dönme ile ötelemenin bir arada olduğu hareketlerdeki gibi. Bilardo masası düşünün. Bilardo topları ile ıstaka. Siz bilardo toplarına vurduğunuzda ötelenerek gitmiyor mu? Başlangıçta duruyordu cisim. Nesi vardı? EP'si vardı, potansiyel enerjisi. Sen bu potansiyel enerjiyi harekete dönüştürerek neye çevirdin? EK dediğimiz öteleme kinetik enerjisine çevirdin. O halde bilardo toplarının kinetik enerjisi vardır diyebilirim. Kinetik enerji kazandılar. Başlangıçta ne kadar potansiyel enerjin varsa o kinetik enerjiye dönüştü diyebilirsin. Çünkü enerjide kayıp olmaz.
Vardan yok edilmez, yoktan var edilmez diye bir kavram vardır arkadaşlar. Ne zaman geçerli derseniz, sürtünmeye, bakın ellerim sürtmüştüm, ısınmıştı ya, sürtünmeye herhangi bir kaybım yoksa, yolun herhangi bir noktasında ısıya kayıp vermiyorsam, enerjim aynen kalacaktır ve aktarılacaktır. Geldim topa vuran futbolcu görseline. Futbolcu topa vururken top normalde duruyor. Duran bir cismin potansiyel enerjisi vardı. Sen topa vurarak hareket kazandırdın. Hareket demek kinetik enerji demek. O halde neye dönüştü yine? Öteleme kinetik enerjisine dönüştü diyebilirim. Bakın şurada bir tonguçumuz var. Çok minik çıkmış, görünmüyor mu? Şöyle yakınlaştırıp bakabilirsiniz sizler. Aşağıya doğru atılan bir top var arkadaşlar. Aşağı atılan cisim başlangıçta duruyordu. Nesi vardı? EP'si vardı. Zaten belli bir yükseklikten atıldığı için yükseklik demek ne demekti? Kinetik potansiyel enerji demekti. Potansiyel enerjimiz neye dönüşüyor? Top sonuçta bir hız kazanmadı mı yere çarparken? Yere çarparken kazandığı hıza V dedim. Demek ki EP dediğiniz kavram artık EK dediğimiz kavrama dönüştü. Başlangıçta ne kadar potansiyelin varsa, kaç joule ise o potansiyel, o kadarlıkta kinetik enerjiye sahip oldum demektir. Bir de bunların grafikleri var gençler. Bu grafikler neden önemli? İşin içinde bir kare var, farkındaysınız. Kare söz konusuysa bununla doğru orantılı olarak gelişen grafiklerde aynı şey yapamam. Ne demek bu? Potansiyel enerjiye bir bakın. EP eşittir MGH formülümü yazdım. Herhangi bir problem yok. Kütle, yer çekimi ve yükseklik. Zaten birçok soruda yer çekimi hepsi için ortak olacağı için yer çekimini almanıza bile gerek kalmayacak gençler. Yüksekliğe bakacaksınız. EP kütleyle, yer çekimiyle ve yükseklikle doğru orantılı olduğu için grafiklerde nasıl olacak? Doğru orantılı grafikler şeklinde. EP artarken kütle de artacak. Daha doğrusu kütlenin artması EP'nin artması demektir. O yüzden doğru orantılı bir grafik çizim. Yine aynı şekilde H'a bakıyorum. H artarken EP de artacak arkadaşlar. Yer çekimini çizmenize bile gerek yok. Çünkü dünyadaki yer çekimi 9,80. Siz onun yuvarlak hesap 10 olarak alıyorsunuz. Geçtir 10 olarak alın diyor. Metre bölü saniye kare olarak alın diyor size, değil mi? O halde bunu almama gerek yok. Ama size şöyle bir soru gelmiş olsaydı. Ben bu gezegenden çıktım. Farklı bir gezegene gittim. O gezegendeki yer çekimine bağlı olarak bu soruyu çözüyorum. O zaman işler değişir. O zaman G'ye bağlı bir grafik geliştirebilirdim. Mesela Jüpiter'de dünyada 10 aldığınız yer çekimi 23 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çok çok daha ağır hissedeceğimiz bir alan. Peki kinetik enerjiye geldim. 1 bölü 2 zaten sabit bir çarpandı. Bununla ilgili herhangi bir grafik çizemezsiniz. M dediğimiz kütleydi. V dediğimiz süratti. Kütleyle ve süratle nasıl orantılıyım? Doğru orantılıyım. Ama süratin kendisiyle değil. Karesiyle doğru orantılıyım. Eğer karesi artarsa EK da artacaktır. O zaman EK kütle grafiğimde herhangi bir problem yok. Doğru orantı grafiğimi çizdim. Ama bakın, sürat ve süratin karesi. Burası farklı bir kavram. Eğer ben hızdan bahsediyorum, çok pardon. Hızın kinetik enerjiyle durumunu sorguluyor olsaydım bu şekilde parabolik bir grafik çizecektim. Bakın artışı birazcık daha yavaş, yani daha detaylı olduğunu söyleyebilirim. Peki EK ve kare nasıl orantılı derseniz, bunlar doğru orantılı olduğu için grafiğimi direkt olarak şöyle dümdüz çizebiliyorum. Lütfen şuradaki kavrama dikkat edin, olur mu? V kare verirse düz alıyorsunuz, bu şekilde doğru orantılı. Eğer V verirse parabolik almak durumundayım. Sürtünmeli yüzeylerde enerjiye bakacağız. Az önce dedim ya size, sürtünmeye bir miktar kayıp olabilir şeklinde. Aynen öyle. Bir kısım enerjiyi sürtünmeye kaybedeceğim çünkü. Bakın hem kütleli cismimiz var. V1 eşittir 10 metre bölü saniye. V2 eşittir 0 metre bölü saniye. Cisim ne yapmış burada? Cisim durur. Var olan hızını kaybetmiş. Onluk hızı varmış ve kaybetmiş. Ben burada sürtünmenin yaptığı hızı, işi bulmak istiyorum. Ne kadarlık kayıp vermişim? Sürtünmenin yaptığı işi bulurken W'nun yanına minik bir S indisi yerleştiriyorum. Sürtünmenin yaptığı iş eşittir kinetik enerjideki değişimdir arkadaşlar. Kinetik enerjinin başlangıçta ve sondaki konumuna bakacağım. Bu şu demek değil mi? EK son eksi EK ilktir. Hadi yazalım. EK ilk. Şuraya da EK son diyeceğim. EK sondan bahsedemem zaten. 1 bölü 2 mv kare formülünde sen v kare yerine 0 yazdığın anda formül direkt olarak ne olacak? 0'dır arkadaşlar. EK'miz 0. Peki ilke bakıyorum. 1 bölü 2 m onun karesi gelecektir buradan. M kütlesi bana her ne verilirse onun yerine yazacağım. Onun karesinden 100 buldun. 2 ile sadeleştirdin. 50. Burada bir e var. Bahsedebileceğim sayısal bir değer var. O halde WS
Yani sürtünmenin yaptığı iş. F sürtünme çarpı delta x diyebilir miyim? Sonuçta yolda belli bir sürtünmeye kayıp vermişim ki yer değiştirirken. Bu da kinetik enerjimdeki değişime eşit olmuş. Soruları bu şekilde çözeceğim. Aynen az önce yazdığımız gibi 1 bölü 2 mv2'nin karesi son. Eksi ilk yapıyoruz. Şurada v2, şurada v1 olduğu için. Hangisine 0 demiştik gençler? Son hızımız 0'dı. Yani şu v2 ile çarpım olan 0 olacağı için şurası gitti. O halde diyorum geriye kalan sadece bu olduğu için 1 bölü 2 mv1'in karesi olarak alabilirim. F sürtünme çarpı delta x de buna eşittir. Bu formülü düzgün bir şekilde kafaya oturtursak zaten sınavda geldiği zaman verilenleri yerine yazacaksınız. Çatır çatır çıkacak. Zor gelmesin size. Başlangıçta diyelim ki 100 jüllük bir enerjim vardı. Sonunda bir baktım 70 jüle düşmüş. Aradaki 30 jül nereye gitti derseniz iş ve enerjiye kayıp olarak gitti. Yani sürtünme kullandı. Sürtünmenin yaptığı işte 30 jüldür diyebilirim. Geldim bir sonraki kavratan soruma. Şimdi bana diyor ki boyutları aynı olan x ve y cisimlerin yere göre yükseklikleri ve iplerdeki gerilme kuvvetleri şekildeki gibidir. Bakın iplerdeki gerilmeleri 2T ve 4T olarak ifade etmişiz. Siz bunu T ve 2T olarak da alabilirsiniz sayısal değerler olarak. X'in 5H yükseklikteyken Y H kadar yükseklikte. İkisinin de var olan potansiyellerini yazacak olursak cisimlerin yere göre potansiyellerinin enerjileri oranının EPX bölü EPY oranının ne olduğunu soruyor bize. Hadi çözelim beraber. Evet arkadaşlar X'in ve Y'nin potansiyel enerjilerini yazıyorum. X için yazacak olursam EPX dedim. Nedir? M çarpı G çarpı H yazacağız. Peki M'imiz ne kadar? Bilmiyoruz arkadaşlar. M'ler zaten birbirini götüreceği için çok ilgimiz de yok onlarla. Peki G'miz de aynı şekilde kalıyordu. O halde H yerine ne yazabilirim? Ha MG'lerin şöyle yapacağız arkadaşlar. 2T ve 4T olarak verilmiş ya bize. 2T olan ve 4T olan aşağıya doğru ağırlıklarına eşit değil miydi zaten? Bakın yukarı doğru kuvvetler aşağıya doğru kuvvetleri dengelemeli ki sistem denge durumunda kalabilsin. Şimdi 2T'lik kuvvetim varsa ben bunun aşağıya doğru 20 Newton'luk bir ağırlığı olduğunu söyleyebilirim. 4T'lik kuvvetim varsa aşağıya doğru 40 Newton'luk ağırlığım var diyebilirim. O halde 20 çarpı 5H diyorum gençler. Buna da EPX dedim. Eğer ben buna belli bir 100H değeri geldi mesela. Belli bir E değeri dersem şimdi bununla kıyaslayacağım. Yine aynı şekilde Y'yi yazıyorum. EPY dedim. Yine M çarpı G çarpı H yazacağım. Peki MGH yerine bu sefer MG'ye 40 yazdım. H'ım olduğu gibi kalıyor. Çünkü var olan H'ımız 1H'tı. 40 çarpı H'tan 40H geldi. Şimdi ben 100H ve 40H'ı oranlamam isteniyor benden. Cisimlerin yere göre potansiyel enerji oranlarına bakacağım. EPX yerine 100H dediniz. H cinsinden kalsın hiç önemli değil. Buna da 40H dediniz. H'larınız gitti. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız cevabınızın 5 bölü 2 olduğunu bulacaksınız. Bu tarz sorularda kilit noktamız T gerilmelerinin ağırlıkla dengelendiğinden ağırlık ve yani MG yerine ağırlığı yazabilmeniz. Sonuçta MG dediğiniz şey büyük G ağırlık değil miydi? İşte bu G yerine bunu yazabilirsem eğer soruyu zaten çözmüş oluyorum. Bir sonraki soruma geldim. Bakın yay sabitleri 2K ve 3K olarak verilmiş. 2M ve 3M kütleli cisimlerim var. Esnek yaylar ucuna bağlanan 2M kütleli cisimler yatay düzlemde sırasıyla 3X ve 2X kadar yer değiştiriyor. Yani bunun delta X'i 3X. Bunun delta x'i de 2x olarak verilmiş. Yerlerde dipolinde net eksiklik potansiyel enerjilerinin oranı isteniyor bizden. Şuna E1 diyelim gençler. Şu da bizim için E2 olsun. E1 bölü E2'yi bulacağız. Şıklarda lütfen dikkat edin. Bazen E2 bölü E1'i sorarız. Ters çevirmeniz gerekiyor. Orada işlemlerde sıkıntı yaşamayalım. Hemen E1'i yazıyorum. Yayda depolinen enerjinin formülü 1 bölü 2 çarpı k x kareydi gençler. 1 bölü 2 k x kare yazacağım. 1 bölü 2 2K X yerine ne yazıyorum bu sefer? Bakın 2M kütlesiyle herhangi bir işim yok. 3X kadar yol değişti, yer değiştirdiği için 3X'in karesi dedim. Yine aynı şekilde E2 yazıyorum. 1 bölü 2 K çarpı şu X1'in karesi, şu K1, X2 ve K2. Hemen yerine yazdım. 1 bölü 2 bu sefer de bana 3K olarak verilmişti. 3X uzamıştı, bu 2X uzamıştı. 2X'in karesi olarak ifade ettim. Gerekli çarpımları yaparsanız arkadaşlar E1 değerimiz bunlar gitti. 3x'in karesinden 9 geldi. Ben buna 9E diyebilirim gençler. E2 dediğimiz yine aynı şekilde 4 geldi buradan. 2 kaldı. 2 kere 3 6'dan.
6kx kare geliyor gençler. Ben şu kx kareleri iptal ediyorum. Buna da 6e diyebilirim. O halde ikisinin birbirine oranını istiyordu bizden. E1 bölü E2 dediğiniz değer 9e bölü 6e'den 9'a 6'yı bir güzel sadeleştirdik. 3 bölü 2 olarak elde edilebilir. Tamam mıyız? Haydi geçtik. Kavratan sorumuz var. İki tane aracımız var. M1 2M, M2 eşittir 3M. V1 3V, V2 2V. Düz bir yolda hareket etmekte olan otomobillerin kütle ve hız değerleri bize verilmiş. Otomobillerin kinetik enerjilerinin oranı soruluyor. Hemen hesaplıyoruz. EK 1 dedim gençler. 1 bölü 2 mv kareydi. Hemen şu tepeye yazayım formülümüzü. 1 bölü 2 mv kare. 1 bölü 2 yazdım. M1'im nedir? 2M. V'miz 3V. 3V'nin karesi. Hemen EK 2 dedim. Yine 1 bölü 2 çarpı. Bu sefer de 3M olarak verilmiş. 2V'nin karesi diyorum arkadaşlar. Gerekli işlemlerimizi yapalım. EK 1 eşittir. Şu ikiler birbirini götürdü. 9M kare. EK 2 eşittir. Yine şuradan 4V kare gelecek. Sadeleştirdim 2. 6M kare olarak elde ettik. Az önce olduğu gibi eğer ben buna 9E dersem şuraya da 6E'lik bir enerji kavramı yazabilir miyim? Evet. EK1 9E, EK2 6E cevabınız 9 bölü 6'dan yine 3 bölü 2 gelir gençler. İşlemimiz bu kadar. Haydi geçtik. Enerji dönüşümleri ve enerji korunumu. Şimdi burada önemli olan bir kavramımız var. Hemen şöyle sistemi çizeyim ben size. Bir sistemimiz var. Zemini bu şekilde verilmiş. Bu zemin üzerinde çok göreceksiniz. Yukarıdan bıraktığım bir cisim olacak. Hop yukarıya çıktım. Bir burayı çizeceğim. Bir de şu yukarıya çıkmış gibi bahsedeceğim. Yukarıdan bırakılan bir cismim var. Bu cismim M kütleli cisim ve V eşittir 0 hızıyla yukarıdan bırakılıyor. Başlangıçta H kadar yüksekte olduğunu biliyorum cismimin. V 0 hızıyla bırakıldığında 1, 2, 3 ve 4 noktaları belirleyip bunlara göre enerjilerinin nasıl değiştiğinden bahsedeceğim size. Şimdi şurası başlangıcımız 1 noktası olsun. Tam şuraya geldiğinde top 2 noktası diyelim. Tam şuradan geçerken 3 noktasındayım. Ve tam tepeye çıktığımda hop şuradayım. Burada da 4 noktasındayım gençler. Şöyle 5 oldu. Şöyle 4 tamamdır. Şimdi sistemik olarak bakarsanız ben bu kütleyi buradan attığımda başlangıçta nesi var bunun? EP'si var. Peki bu EP neye dönüşecek zamanla? EK'ye dönüşecek. Yani tam şu noktaya geldiğinde yüksekliğimden dolayı EP var ama artık aşağıya doğru indiğim için hız kazandım. Hız kazandığım için de EK var. Peki en hızlı nereden geçer derseniz cisim en hızlı buradan geçecektir. Neden? Sonuçta benim bir potansiyelim kalmadı. Potansiyelimin tamamı neye dönüştü? Kinetiğe dönüştü. O halde burada sadece EK var. Cismi başlangıçta attığınız yüksekliğe çıkabileceği için eğer sürtünme yoksa, sürtünme varsa birazcık daha aşağılarda kalacak. Başlangıçtaki yüksekliğime çıktı. Şuralarda bir yerlerdeyim. Tam tepeye geldim ve durdum. Bu sefer de var olan kinetik enerjim neye dönüştü? Zaten yukarı çıkarken yavaşlamıştım. EP'ye dönüştü gençler. Şimdi bu 1, 2, 3, 4 noktalarından bahsedelim. Diyelim ki başlangıçta benim 100 jüllük enerjim var. Bu 100 jüllük enerjinin tamamı EP değil miydi? Hangi noktadayım? 1 noktasındayım. Tamamı EP'ydi. EK'miz 0'dı. Hızı verilmediği için bazı sorularda ilk hızı da verilir. Eğer ilk hızı varsa hem potansiyeli hem kinetiği vardır demek zorundayım. Devam ediyorum. Şimdi 2 noktasına geldim. EP artı EK diyorum. Bunlar sayısal değerleri benim verdiğim şeyler. Böyle olmak zorunda değil. Soru size verilecek. EP değeri sonuçta bir miktar azalmış olmak zorunda. Diyelim ki 90 jüle düştü. Peki geriye kalan 10 jül nereye dönüştü? EK'ye dönüştü gençler. Hız kazandığı için artık kinetik enerjim artıyor. Tam 3 noktasından geçerken en hızlı nokta mı demiştik buraya? Evet. EK'nin maksimum olduğu değer. O zaman EK 100 jül olurken EP'miz artık 0 olmuş oldu. Yani enerji asla ve asla yok olmaz ve birbirine dönüşür diyoruz. O halde burada enerji, kinetik enerji korunmuştur. Kinetik enerji artı potansiyel enerji, kinetik enerji değil mekanik enerji korunmuştur. Kinetik enerji artı potansiyel enerji mekanik enerjiydi. Mekanik enerji korunmuştur diyebilir miyim? Aynen öyle korunur dedim. Diyelim ki sistemde sürtünme var. Yani tam şu noktada mesela
Şu aralık size işte KM arası dedi. Şöyle çizer zaten soruda. KM arasının sürtünmeli olduğu biliniyorsa. Şimdi cisim başlangıçta bu şekilde atılsaydı buraya kadar çıkabiliyordu. Ama artık sürtünmeye bir miktar enerji kaybı olacağı için bu enerji kaybından dolayı artık başlangıçtaki yüzyılı koruyamayacağım. Bir miktar enerjim nereye gidecek? Sürtünmeye kaybolacak da diyebilirim. Diyelim ki cisim nereye çıkar diye sordu size. Şuraya da işte L noktası olarak vermiş olsun. Burayı R noktası olarak vermiş olsun. Cisim R'ye çıkamaz arkadaşlar. Bir miktar enerjiyi burada kaybettin ya sen artık. Buraya çıkabilecek enerjin gitti. Nerelerde kalırsın? R'nin daha alt noktalarında. Mesela L'ye kadar çıkabilirsin. Cisim artık şu noktalarda olabilir diyebilirim. Tamam mıyız? Haydi geçtik verime. Bu verim kavramı aslında çok sık karşınıza çıkan bir kavram. Enerji harcayan sistemlerde görüyorsunuz bunu. Mesela bir buzdolabı alıyorsunuz arkadaşlar. Buzdolabının üzerinde A++ yazıyor. Artık 3 plus'a kadar görebiliyoruz bunları. Çok daha net bir şekilde enerjimizi verimli bir şekilde kullanabiliyoruz. Peki, verimin bu şekilde olduğu, enerjinin alınan enerjiyle birbirine eşit olmadığı kavramlarda verimden bahsediyorsak, kayıp olan bir kısım var değil mi? Yani %100 verimle çalışamıyoruz. O halde dedim ki doğada %100 verimle çalışan bir makine yoktur. İlla ki bir verimsel kayıp olacak. Manyetik sistemlerde tamamen tam verimle süper iletkenlerde falan işlem yapabiliyoruz ama maglev treninde falan orada bile bir miktar kayıp olabiliyor. Verim kesinlikle ve kesinlikle bir miktar azalacak demektir. %100 verimle çalışan araç yok. Ama ben verimi artırabilirim. Yani enerji tasarrufunu ne kadar çok artırırsam verimim de o kadar yükselecek demektir. Verim neye eşittir derseniz, alınan enerjinin verilen enerjiye bölümüne verim diyeceğim arkadaşlar. Peki kayıp olan kısım nereye gidiyor? Başka bir enerjiye dönüşüyor. Enerjinin korunumu yasasıdır bu zaten. Enerji muhakkak korunacak ve farklı bir şeye dönüşecek. Alınan enerji verilen enerjiye bölündüğünde bunu yapılan iş bölü verilen enerji olarak da ifade edebilirsiniz. Verilen enerji yapılan işe oranı da size verimi verecekmiş gençler. Peki canlılar ve enerji kavramından bahsedelim. Bir insanın canlılığını sürdürmesi için gerekli minimum enerji miktarına ne diyoruz gençler? Bazal metabolizma hızı diyoruz. Yani bazal metabolizma hızında en az enerjiyle biz yaşamımıza devam edebiliyoruz demektir. En minik hızımız bu. Kalori ve kilokalori cinsinden ifade ediyoruz. Hatta aldığınız ürünlerin üzerine incelerseniz sütün üzerinde kaç kalori olduğu, işte ne kadarlık kilokalorilik bir enerji verdiği hepsi yazar. Bazılarında kalori cinsinden hesaplama vardır, bazılarında kilokalori cinsinden hesaplama vardır. Bu metre ve kilometre gibidir arkadaşlar. Aralarında 10 üzeri 3'lük bir bağlantı var. Bu şekilde ifade edebiliyoruz. Geldim enerji kaynaklarına. Yenilenebilir enerji kaynakları ya yenilenemeyen enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji kaynaklarım. Güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal, biyokütle, hidrojen enerjisi ve dalga enerjisi. Güneş enerjisi zaten güneşten gelen ısı ve ışık enerjisi. Biz bunu kullanarak bakın binaların tepelerine yerleştirdiğiniz o güneş panelleriyle ne yapıyorsunuz? Güneş enerjisini ısıya dönüştürüyorsunuz. Isıya dönüştürüp işte elektriğe dönüştürüp ben evlerimde kullanabiliyorum. Ya da uzay istasyonlarını gördüğünüz zaman. Uzay istasyonlarının kanat kısımları vardır böyle. Kenara doğru açılan bu kanatların tamamı güneş panelleriyle kaplanmıştır. Bu şekilde paneller görürsünüz üzerinde. Peki bu uzay istasyonlarının uzayda daha rahat bir şekilde hareket edebilmesi, güneşten gelen ışığı kullanabilmesi mi demektir? Evet. O halde güneş enerjisi, ısı ve ışık enerjisini farklı bir enerjiye dönüştürmesi kullanılabilen, yenilenebilen bir enerji. Yani bitmeyecek. Bu tekrar kullanılabiliyor demek. Hidro su demek gençler. Hidroelektrik enerjisi yani su enerjisi, suyun gücünü kullanıyoruz. Barajlardaki enerjimiz hidroelektrik enerjidir. Hidroelektrik santral olarak ifade ederiz. Geldim rüzgar enerjisine. Hani bu rüzgar gülleri var ya, açık alanlara yapılan bu işte şehirler arası yolculuklarda falan gördünüz. İşte o rüzgar gülleri rüzgarı alarak var olan yakındaki yerlere elektrik aktarımı için kullandığımız yerler. Rüzgar enerjisi de yine yenilenebilir bir enerji. Jeotermal yerin altından, jeo yer demek gençler, termal ısı demek. Yerin altından çıkan sıcak su kütlesi. Mesela ülkemizde Afyon'da çok yaygın olarak kullanılan bir şey. Denizde de aynı şekilde var. Termal su çıkıyor arkadaşlar aşağıdan. Ve sen bu termal enerjiyi soğutarak ya da direkt olarak ısısıyla kullanarak farklı şeylere dönüştürebiliyorsun. Ve yerin altına sürekli ısınıp tekrar geldiği için de yenilenebilir enerji kaynağı diyorum. Hidrojen enerjisi, biyokütle enerjisine bakalım.
Fosilleşmeden kalan canlı kütlesine biyokütle diyeceğiz. Genel olarak bitkileri ele alacaksınız burada. Bitkiler ne kadar fazlaysa biyokütle o kadar fazladır gençler. İşte bitkilerin enerjisini kullanarak elde ettiğimiz enerjiye de biyokütle diyeceğiz. Hidrojen enerjisi, hidrojeni parçalayabiliyoruz biz artık. Var olan hidrojenleri elde ettiğimiz enerjiye de hidrojen enerjisi diyoruz. Dalgalardan hareket enerjisi geliyor. Biz bu hareket enerjisini kullanarak farklı enerjilere dönüştürüp tekrar tekrar yenilenebilir hale getiriyoruz. O halde bunlar bizim dünyamızın kalkınabilmesi, sürdürülebilir yaşam için çok çok önemli olan enerji kaynaklarımız. Bunlara sahip çıkmak, korumak zorundayız gençler. Geldim yenilenemeyen enerji kaynakları. Bunlar bir gün bitecek. Zaten bir gün biteceği için bu kadar çok insanlar arasında, ülkeler arasında çok fazla savaşa meyilli durumlar oluşabiliyor. Fosil yakıtlarımız var ve nükleer enerjimiz var. Fosil yakıtlar dediğiniz kömür, petrol, doğalgaz. Bakın en çok bu ikisi için zaten sıkıntı yaşamıyor mu ülkeler arasında? Aynen öyle. Petrol bir gün bitecek. Doğalgaz bir gün bitecek. O yüzden elektrikli araçların üretimi çok çok önemli hale geliyor. Aynı şekilde nükleer enerji. Bakın nükleer enerji çok ciddi bir enerji kaynağıdır. Şu kadarlık nükleer maddenin bir şehri aydınlatabileceğini söyleyebilirim. Bu kadarlık bir nükleer maddenin ışıması çok büyük bir ülkeyi, çok büyük bir şehri çok rahat bir şekilde aydınlatabilir. Yani o kadar fazla bir enerji veriyoruz. Ama bizim bu enerjiyi alabilmemiz için de ona çok ciddi bir enerji vermemiz gerekiyor. Ve nükleer enerjinin atıkları var. Bu atıkları da farklı ülkelere satmak zorunda olduğumuz için dünyada kalmaya devam ediyorlar. Yani baktığınız zaman yenilenemeyen bir enerji kaynağı ve çok da eğer düzgün kullanılamazsa tehlikeli hale gelebiliyor. Fosil yakıtlarda kömür, petrol, doğalgaz yine aynı şekilde zamanla bitecek. Kömür zaten karbon altyapılı bir madde. Petrol dediğiniz bildiğiniz gibi 6 aşamadan geçtikten sonra damıtılarak farklı işlemlerden geçiriliyor. Değişik şeylere dönüştürülüyor. Doğalgaz da aynı şekilde yenilenemeyen enerji kaynaklarımızı bir gün bitecekler unutmayın. Geldim enerji dönüşümlerine. Bakın enerji yoktan var olamaz, vardan yok olamaz demiştik. Termik santral, term ısı demekti hatırlayın. Isı santrallerindeki enerji dönüşümü. Kimyasal enerji önce ısıya dönüştü. Isı kinetiğe dönüştü hareket enerjisine. Hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştü. Sınavlarınızda sorulursa termik enerji dönüşümlerine örnek veriniz dedi mesela. Termik santraldeki enerji dönüşümü dediniz. Kimyasal ısıya, ısı kinetiğe, kinetik elektriğe dönüştü ve bitti. Hidroelektrik yani su gücüyle çalışan elektrik santrallerinden bahsediyoruz. Potansiyel enerji. Suyu duruyordu sonuçta. Durgun halde bir potansiyeli var. Neye dönüştü hareket ettiği için? Kinetiğe dönüştü. Ben bu kinetik enerjisinden ne elde edebiliyorum? Elektriğe çevirerek elektrik enerjisi elde edebiliyorum. Rüzgar santralindeki enerji dönüşümü. Rüzgarın enerjisi hareket enerjisine dönüştü, dönmeye başladı artık. Dönen kinetik enerji oluşturdum. Ben bunu nereye kullanıyorum? Yakınlardaki kasaba, köy, herhangi bir yer varsa elektrik enerjisi olarak dönüştürebiliyorum. Bir sorumuz var arkadaşlar. Şekildeki sistemde cisimlerin serbest bırakıldığı söyleniyor. Yere göre çekim potansiyel enerjilerin birbirine eşit olduğu anda, bakın bu bilgi bizim için çok önemli. Çekim potansiyel enerjilerin birbirine eşit olduğu anda 3M kütleri cismin yerden yüksekliğinin kaç aşı olduğu soruluyor. Ben M kütleri cisim için yazacak olursam Mg haşlık bir enerjim var. E eşittir Mgh ama kaç Mgh? 2 Mgh. Buna bakacak olursam E eşittir 3 Mgh haşlık bir enerjim var. Şuna H1 şuna H2 diyelim arkadaşlar. G'leri zaten birbirine eşit olduğu için gidiyor. M'e 3M oranı olduğu için sistemi serbest bıraktığınızda bu cisim büyük olan cisim, kütleli olan cisim burada olduğu için bu tarafa doğru hareket edecek. Peki 3M kütleli cisim tam şuraya gelmiş olsa, H kadar yüksekliğe sahip olsa, M kütleli cisim de 1H kadar yukarıya çıkmış olacak mı? Yani toplamda ne kadar H'a sahip olacağım? 3H. Hadi şimdi baştan yazalım. E1 ve E2 olarak ifade ediyorum arkadaşlar. E1 artık 3H kadar yukarıda olduğunu biliyorum. Ve M kütleli cisimdeyim. M çarpı G çarpı 3H dedim. E2'ye geldim. Bu sefer H kadar yüksekte olduğunu biliyorum 3M kütleli cismin. 3M çarpı G çarpı H dedim. Peki ben 3MGH'a 3E dersem yine aynı şekilde 3MGH geldi elimde. Buna da 3E olarak ifade edersem bu cisimlerin birbirine eşit olduğu potansiyel enerjileri o halde yerden yüksekliği ne kadardır diye sorulan kütleye bakıyorum. 3M, 3M'in yerden yüksekliği H kadar olmalı ki yani 1 olmalı ki cisimlerin var olan enerjileri birbirine eşit olabilsin. Tamamsak geçtik gençler. Bir ödüllü sorumuz var. Sizlerden bekliyorum cevabı. Yapılan işin kaç türlü olduğu ile ilgili.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki soru çözüm videosunu bekleyin. Çok güzel sorular çözeceğiz. Çok kaliteli sorular çözeceğiz. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Okulda da aynı şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.